Çorlu'dan size bu hafta yayınımızda, canlı yayınımız sırasında Çorlu'dan merhaba diyoruz. Çorlu'da ün okullarında geçtiğimiz yıl yaptığımız eğitimciler için kampının bir sonraki versiyonu olan öğrenme ekosistemi oluşturmak kampı için Çorlu ün okullarına misafiriz. Ve Çorlu ün okullarının kurucularından değerli meslektaşım, öğretmen, öğrenme yoldaşım Engin Günce hocamla birlikteyiz. Bugünkü canlı yayınımızı Engin Hocam'la birlikte yapacağız. Merhabalar Sizlerden gelen herkese. sorularla birlikte hocama ben çokça soru soracağım. Merhabalar herkese. Nasılsınız hocam? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Aslında bu canlı yayınlar gerçekten hepimiz için çok keyifli Evet, anlar. kesinlikle. Bu canlı yayınlar sırasında en sıklıkla karşılaştığımız şey şu oluyor aslında. Canlı yayın sırasında izleyenlerden değil, daha sonraki kayıt yayını izleyenlerden çok fazla soru alıyoruz. Sanıyorum daha uzun zamanlarında, daha geniş uygun zamanlarında izliyorlar insanlar. O nedenle ben size bazı soruları sorarak paylaşmak istiyorum. Ben öncelikle katılımcılarımızla, izleyicilerimizle şunu paylaşmak istiyorum. Engin Üç Hocam'la bizim birkaç yıl öncesine dayanan tanımızdan sonrasında gerçekten inanılmaz bir öğrenme yoldaşım, müthiş bir meslektaşla tanıştığım için çok keyif alıyorum. Pek çok ortamda, farklı ortamda birlikte olduk. Ege kamplarda, konferanslarda, seminerlerde. Ve hocamı tanıdıktan sonra beni en çok şaşırtan tarafı şuydu. Çok uzun yıllar benim de özellikle çok zorlandığım, kabullenmekte ve çok karşısında durduğum dershanelerde çalışmış bir eğitimci Engin Hoca. Ama bu arada dijital ortamla işte ters yüz sınıflarını nasıl yaparım, dijital eğitim televizyonu, editorium TV gibi farklı deneyimleri bir taraftan o hani üniversite hazırlık sarmalının, dershane sarmalının dışına çıkacak farklı arayışları, deneyimleri olan bir eğitimci Engin Hocam. Bu deneyimler sırasında çok şaşırdıktan sonra bizi daha da çok şaşırttı. Bir gün dedik ki hocam bizim bir okulumuz var Çorlu'da. Biz bu okulumuzdaki arkadaşlarımızla da sizleri tanıştıralım, sizin ekibi tanıştıralım, Yenilikçi Öğrenme Merkezi'ni tanıştıralım dedi. O arada evet dedik, yani bizim normalde kabulümüz hani beklediğim Çorlu'da bir küçük özel okul diye bekliyoruz orada. Ün okulları, bir o okulla ilgili konuşmaya başladık ve baktık ve Çorlu ün okullarının bir temel lise olduğunu, yani dershane dönüşümünden gelen temel lise olduğunu. Tabii bu bizi daha çok şaşırttı. Çünkü gerçekten Türkiye'de çok sayıda dershanenin temel liseye dönüştüğü dönemde bunun nasıl okullaşacağı sorusunun cevabını, okul formasyonuyla dershane formasyonu arasındaki mesafeyi nasıl kapatacağız, mesleki çalışanlarımıza yatırım yapalım, onlarla birlikte gelişelim söylemini neredeyse çok az temel lisede, yok denecek kadar az temel lisede görmüşken Çorlu'da ün okullarla böyle bir okul olarak görmek bizi çok şaşırttı ve çok keyifliyiz. İki Teşekkür yıl, ediyoruz. 2 yılı aşkın süredir inanılmaz keyifli işler yaptık. Sadece biz de değil, yani Çorlu ün okullarına bizim eğitim ekosistemin içerisinden pek çok dostumuz, pek çok değerli eğitimcinin geldiğini, burada yapılan çalışmaların bütünsel olarak ele alındığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu kısa girizgahtan sonra Engin Hocam'a ben sormak istiyorum gerçekten. Nasıl böyle farklı bir temel lise, gerçek demeyeyim ama bütün uzuvlarıyla uzun yıllardır okulculuk yapan bir okula dönüştürebilme serüveniniz nasıl oldu hocam? Nasıl yapıyorsunuz bunu? Şimdi Kayhan Hocam öncelikle sizin söylemediğiniz hani bize anlattığınız şeyde söylemediğiniz bahsettiğiniz bir şey vardı. Bu serüvene geçerken yani dershanelikten özel okula geçerken bizim en önemli kazanımımız Kayhan Hocam'la açıkçası tanışmaktı. Kayhan Hocam'ın bizim dershanecilikte özel okula geçiş sürecinde ve ün okullarının şu anda geldiği süreçte gerçekten çok büyük emekleri vardır. O yüzden Teşekkür bu ederim. sohbete geçmeden önce teşekkür etmek istiyorum. Şimdi biz bir öğretmen kurumuyuz. Dolayısıyla biz dershanecilikten açıkçası hani bu süreç olmasa bile bıkmıştık. Çünkü hani kendimizin çok verimli olmadığını, sadece bir soru makinesi, soru çözme makinesi olduğunu hissetmeye başlamıştık. Ha, bu süreç hayırlı oldu, hayırlı olmadı tartışılacak bir sürü konusu var ama bizim için, kendimiz için çok büyük bir dönemeç olduğunu ve bu süreçten biz kendimiz adına çok memnun kaldık. Çünkü biz dershanecilik olarak devam etseydik belki bu sektörden, belki eğitim sektöründen çıkmak zorunda kalacaktık. Kişisel tatmin
Biz arkadaşlarla oturduk. Bu arada bizim arkadaşlar da öğretmen arkadaşlardır. Yani biz bir öğretmen kurumuyuz. Gücümüzü de ondan alıyoruz. Arkadaşlarla oturduk. Dedik ki madem ki biz bu işi yapmak zorunda kalacağız, biz bu işi yapacağız, en iyisini yapalım. Ve hedefimiz sadece Çorlu olmasın. Türkiye olsun. Belki ileride daha büyük hedeflerimiz de olabilir. Vizyonumuzu da ona göre belirledik. İlk kuruluş aşamasında önce biz arkadaşlarla bu kararı verdik. Biz bu işi yapmaya çalışacağız. Ve demokratik bir ortam oluşturmaya çalışacağız. Hem öğretmenlerle hem de öğrencilerle demokratik bir ortam oluşturmaya çalışacağız. Bunun bir kere bir kararını verdik. Bu karar da bizim için çok çok önemliydi. Ondan sonra arayış içine girdik. Neler yapabiliriz? Şu anda işte biliyorsunuz bir sürü anlamı da yitirilen bazı kavramlar var. STEM var, maker var, yenilikçi, işte bazı öğrenme teknikleri siz var. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Maker bir okul musunuz? Yani maker okul muyuz bilmiyorum ama biz devamlı doğru olanın peşinde koşmaya çalışan bir okuluz. Bir kere yenilikçi olduğunuzu düşünüyorum her şeyden evet, önce. Evet, kesinlikle bizde en büyük şeyimizde, en büyük artımız da bence bu. Kavramların içini çok boşaltmamaya dikkat ediyoruz. Yani yapacağımızın en iyisini az ve öz yapmaya çalışıyoruz. Bu da bizim en büyük artımız diye düşünüyorum. Şimdi ün okullarının başlangıç serüveninde dedik ki biz önce temelciyiz. Ama bundan sonraki süreçte işte K12 yapmaya çalışacağız. Ve biz istiyoruz ki bizim okul bir fabrika gibi olsun. Nasıl fabrika gibi olsun? Sadece ders, biz dershaneciliği iyi biliyoruz ve bu konuda da iddialıyız. Yani üniversite hazırlık konusunda biz iddialıyız. Ama mesele sadece bu değil. Bu çocuklar bizden mezun oldukları zaman bazı projelere de imza atsınlar. Mesela biz bu sene Kayhan Hoca'nın ki bence mümkündür projeleri. Kayhan Hoca bize tanıttığı zaman çok büyük heyecanlandı. Çıktı. Bu arada burada, Türkiye'de GİGDA'yı uygulayan 6 tane lisemizden bir tanesi. Bunların içerisinde belki de en genç, en yeni olanlardan bir tanesi. Yaptıkları çalışma, ün okullarının öğrencileriyle, öğretmenleriyle birlikte yaptıkları çalışmalarda biz de burada tanık olduk. Çorlu'da yarattıkları enerjiyi gördük. Şimdi bu enerjinin bu yıl itibariyle Tekirdağ il geneline yayılan bir hale geldiğini gördük. Gerçekten arkasında kurucularıyla birlikte gelişimin, yenilikçiliğin, farklı bakış açılarının arkasında duruyor olmanız bence sizin çok önemli taraflarınızdan bir tanesi. Ya yani. En büyük özellik şu, yani bir özel okulun önce inandığı şeyleri yapması lazım. Yani orada çok popülist davranmayın. İşte ben, bizim hocam biliyorsunuz bir maker şeyimiz yok. Yani 60 bin liralık, 70 bin liralık bir laboratuvarımız yok. Ama biz burada kodlama atölyeleri yaptık. Girişimcilik atölyeleri yaptık. Çocukların kendi imkanlarını da kullandı. Hocam aslında galiba mesele burada. Yani biz eğitim kurumlarını, okullarını da çok fabrikasyon hali. Yani şu kadar para verelim bize bir maker laboratuvarı kurulsun. Yani eski televizyon aldık da üstüne dantel örtmek gibi bir şey aslında. Yani bazı şeyleri çok, lafınızı kestim ama doğru, çok çok boşaltıyoruz. Doğru. Yani yaptığımız belki iş o. Ya bir işe gerçekten karar verdiysek, bunun arkasında durduysak iyi yapmaya çalışıyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz şu, biz bu konuda da hiç Kayhan Hocam'ın peşini bırakmıyoruz. Çünkü Kayhan Hocam'la yaptığımız her seminerde biz yeni bir şeyler öğreniyoruz. Yani mesela çok açıklıkla ifade edebilirim. Şimdi ben EGT kampa katıldım. Tek katıldım o zaman. Özel okula daha henüz geçiş yapmamıştım. Ondan sonra EGT kamptan sonra biz burada aynı kampı okulda da uyguladık. Ama ilk defa görmüşüm gibi hissettim. Yani ben o kampa bir yıl önce zaten katıldım. Ama ilk defa görmüşüm gibi. Farklı sonuçlar çıkardım. Hani çok karmaşık bir filmi iki kere izlerseniz her seferinde farklı bir sonuç çıkarırsınız. O bizim için çok çok önemli. Biz bundan sonra ne yapmaya çalışıyoruz? Biz istiyoruz ki öğrenci hangi işi yapmak istiyorsa ona yönelik bir alan açmak istiyoruz. Alan olsun. Yani ama bir proje çıkarsın. Şunu mu söylediğiniz biz bütün öğrencileri bir kaba ve bizim istediğimiz kaplara değil, hani bütün sayısalcılar tıp fakültesi ve mühendislik hesaplasın, hedeflesin. İşte eşit ağırlık mezunu olan hukuk fakültesine ve bir tarafa. Yani bunun yerine siz çocuğun kendi istek ve eğilimlerine kesinlikle göre bir kanal açalım. Aynen yani, ama bizden bir proje de çıksın, çocuklar bir proje. Yani müzisyen adam. Şimdi çağımız biliyorsunuz tasarım çağı.
müzisyense biz bir müzik topluluğu bir çıkaralım, bir beste çıksın bizden. Ha bu arada yani temellisi olarak şunu da söylemekte fayda var. Geçtiğimiz yıl bölge finallerinde kaybeden çok başarılı. İddialıyız. Ve bu yıl Türkiye şampiyonu olacağız diyorlar. Evet, temellisiyiz ve bir spor salonumuz yok. Bir spor salonunu kiralayarak yaptık bu işi. Ve çocuklar çok istekli oldular. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Benim en büyük hedefim şu. İleride şunu demek istemiyorum. Biz inşallah kocaman bir kampüse geçeceğiz ama şunu söylemek istemiyorum. Ya biz o küçücük 2000 metrekarelik yerde daha heyecanlıydık demek istemiyorum. Yani geçtiğimiz her yıl bir önceki yaptığımız şeyleri inanın beğenmiyoruz. Bu da belki bizim en büyük artılarımızdan birisi. Ve tek bir şeye ihtiyacımız var. Bu işleri yapabilme heyecanı. Yani Allah bize bu işleri yapabilme heyecanı versin yeter ki. Bu gücü versin. Çok iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi müzisyen bir proje çıkaralım. Sanatla ilgili bir proje çıkaralım. Öğrenciler çıkarsın. Mesela biz bu sene Adana'dan bir firmayla giysi anlaşmamız var. Yıllardır, iki yıldır da onlarla çalışıyoruz. Biz bu sene farklı bir şey yaptık. Dedik ki, ya dedik biz tamam oraya diktirelim ama tasarımlarını öğrencilerimiz kendileri yapsınlar. Burada bir atölye çalışması yaptık ve önümüzdeki sene kullanacağımız giysileri öğrenciler tasarlayacak. Harika. Yani ve o günkü heyecanı göreceksiniz ve bizim şaşırdığımız durumlar oldu. Ya biz çocuğa bakıyoruz, işte bu çocuk ne olur? Olsa olsa yani doktor olur. Ama bir giysi tasarımı yaptı hocam. Yani inanılmaz. Yani farklı bir yeteneği var. Çocuk da kendi ürününü gördüğünde daha çok hoşuna gidiyor. Yani bizim bütün okulların yapması gereken o. Alan açma. Bu çocuklar zaten ne yapacağını biliyorlar. Bir de yeter ki alan açılsın. Gün okullarının bu yıl harika yaptığı çok keyifli işlerden bir tanesini yaptılar. Bilemiyorum yani belki de Türkiye'de hiçbir okulda örneği olmayan bir şey yaptılar. Ben rastlamamıştım en azından Türkiye'de. Eğer başka yapan okul varsa bağışlasın beni lütfen. Ün okulları, öğrencileri, öğretmenleri ve velileri kitap şu anda yayın aşamasında. Bu konuda aslında biz Mizaç Harita şirketine, Karakterix şirketine de teşekkür ediyoruz. Onların fikirlerinden birisiydi. Biz bunu ilk kitap yazma amacımız buradaki okul açarken vardı aslında. Biz arkadaşlarla konuşuyorduk. Diyorduk ki bizim kendimize ait, okula ait bir tane kitabımız olsun. Kitapta da şu var. Öğrenciler, öğretmenler, veliler bir araya gelsin. Bir konu seçiyoruz. Mesela sizce atıyorum girişimcilik nedir? Ve bunu bir öğrenciye sorduk. Fikirlerini de bir kitap haline getirdik. İnşallah basacağız. Şu anda yayın evleriyle de falan görüşüyoruz. Basın aşamasına getirmek üzereyiz. Orada şunu gördük. Mesela ben Kayhan hocama da bir yazı okuttum. Bizim tırnak içinde okuldaki formal yapıya uymadığını düşündüğümüz bir öğrenciden inanılmaz bir yazı çıktı. Ve bu yazıyı ben defalarca da okurum. Yani bir okul eleştirisi, bir öğretmen eleştirisi kendisini eleştirmiş. Bu çocuk inanılmaz bir yazı var. Sonra çağırdık biz. Dedik ki bu yazını çok beğeniyoruz ama senin bize yansıttığın şey bu değil. Dedi ki hocam dedi benim bir sürü yazım vardı. Çünkü devamlı yazıyor. Süper. Ve biz onu yazma konusunda teşvik ettik. Bu bizim için çok iyi bir başarıdır. Evet. Çok iyi bir başarıdır. Artı girişimci zirvesi yine gittiğimizde yaptığımız girişim zirvesinde o da bilmiyorum Türkiye'de o şekilde o kapsamda bu konuda Kayhan hocama Trakya Kalkınma Ajansı'na desteklerinden dolayı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Buradaki bir otelde yaptık bunu. Ve bizim oradaki amacımız şuydu. Bu çocuklar çıksın 11. sınıf, 9. sınıf öğrencileri 100-150 kişilik, belki 200 kişilik bir topluluk karşısında projelerini ifade etsinler. Bu proje tabii tutmayla bu projelerden destek alanlar, üçe girenler var biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Yani bu projelerin içerisinde, bu yıl Gigli Okul'un içerisinde seçtiğimiz iki projenin içinde iki tane var. Bu projeler ileride çok büyük aşamaya gelmese bile çocuklar en azından girişimcilik ne demek onu biliyorlar. Startup ne demek onu biliyorlar. Bu ekosistemde nasıl bir şey var? Bu Türkiye'ye neye ihtiyacı var? Biz hani her zaman diyoruz ya küreselleşmemiz lazım ama küreselleşmek için neye ihtiyacımız var?
nelere ihtiyacımız var? Bunları biz öğrencilere göstermek istiyoruz. İnanın öğrencilerde bu potansiyel var. Yeter ki o fırsatı bu öğrencilere verelim. Bir de benim gözlemlediğim kadarıyla gerçekten yenilikçilik tarafında çok önemli Engin Hocam. Yani bizimle bir çalışma yapılıyor ve bunun sınıflara yansıdığı zorlarını görüyoruz. An itibariyle de mesela işte bugün ikinci günümüz burada bu yaz yaptığımız öğretmenlerle yaptığımız kampın ikinci günü ama bütün duvarlarda, koridorlarda geçtiğimiz yılın yansımaları öğrenci ürünlerini görüyoruz. Ki yeni bir yıla girilecekken bu sürecin içerisinde. Yeni yıla girerken öğretmenlerimizle birlikte heyecanı bütün ekiple aynı şekilde yapıyoruz. Bu da yine ayrıcalıklı harika bir süreç. Mesela geçtiğimiz yıl yine yaptığımız ayrıcalıklı şeylerden öğrencilere belli aralıklarla atölyeler uygulayacağız. Tabii evet. Değil mi? Değişik yaş gruplarının birlikte de yapılabilir. Bir çalışmaydı. Aslında o fikir de sizin çalışmalarınızdan çıktı. Hani liderlikle ilgili bir semineriniz vardı. Orada konuşmuştuk hatta. Hatırlarsanız öyle. Şimdi biz dedik ya bu klasik ders formatından nasıl çıkarabiliriz? Çünkü öğrenciler sıkılıyor. Ben kendim ders anlattığım şeyden çok verim alamıyorsam öğrencinin çok fazla verim almaması normal. Ne yaptık? Normal bir matematik dersinden de bir atölye haline geldi. Zaman zaman video kullandık. Bununla ilgili bedava programlar var açıkçası. Hani çok büyük bir yazılıma da ihtiyaç yok. Çocuklara mesela 5 dakikalık, 10 dakikalık videoları gönderdik. Bu videoları dinlediler. Ertesi günü de bir altyapıyla geldiler. Bir çeşit gibi sıkılaştı. O çocukları sınıf gruplara ayırdık. Önce işte bir problemimiz var. Bu problemi beraber çözelim dedik. Kendi önce bireysel. Çocuklar akran öğrenmesi yaptılar. Ondan sonra öğretmen de mentörlük yaptı. Ve burada çok önemli başka bir şey var hocam. Şimdi dersler 40 dakika. 39. dakikada çocuklar artık öğretmen de dahil olmak gözü üzere. Dışarıda. Gözü dışarıda. Bu atölyede dedik ki arkadaşlar kaçta giriyoruz? 9'da. Zil yok. Ne zaman sıkılırsanız o zaman çıkalım. Ve en küçük periyot 1 saat 10 dakika, 1 saat 20 dakika. Yani bu şeyle alakalı iş. Hani ya bu çocuklara sınır, ne kadar sınır çizmeliyiz, neyin tanımını yapmalıyız, hani tanım yaptığımız şeyler şeyle olmalı. Hani ne yaptığımızdan daha çok nasıl yaptığımız fark ettiriyor. Kesinlikle, aynen aynen. Yani çünkü aynı içeriği öyle böyle onlara ulaştırmaya çalıştığımız zaman çok sıkılan, gözü dışarıda olan öğretmen ve öğrenci aynı aracı başka bir şekilde onlara ulaştırdığımız zaman ayrılmıyorsa eğer burada aslında nasıl yaptığımızın çok önemli olduğunu görüyorsun. Kesinlikle. Mesela Kayhan Hocam bahsetmedi ama ben hatırlatayım. Kayhan Hocam'la beraber yaptığımız bir atölye de var. Bir okul tasarım atölyesi. Onu biz daha sonra Koç Vakfı'yla da beraber yaptık. İkisinde de ortak bir şey vardı. Mesela sizin geldiğiniz atölyede de hani öğrenciler vardı, öğretmenler vardı, veliler vardı. Biz ne düşünüyoruz ya? Öğrencinin okulda ilgili fikri nedir? Ya derse girmek istemez. İşte hatta espriler yapıyorduk. Derdi ki öğrenci okul tasarlasa der ki 10 dakika ders yapalım, işte 40 dakika teneffüs yapalım gibi espriler. Ama orada siz de hatırlayın hocam ne kadar özgün fikirler çıktı. Ve bu hani dersin içini boşaltmayla alakalı değil, daha doldurucu. Yani şimdi 14 yaşındaki, 13 yaşındaki öğrencilerden işte çevresel bir okul, ya LED sertifikalı okul duyduk biz orada. Yani bu inanılmaz şeylerdi. Dediğim gibi hani ben bir şekilde umutluyum ama burada hani gelecek için, Türkiye'nin geleceği için umutluyum ama buradaki öncelik okulların, her okulun kendi çevresinde mutlaka bir değer katması lazım. Yani bu sadece rekabet ortamı değil. Mesela biz önümüzdeki sene yapacağımız Gigla'yı belki bütün Çorlu genelinde, belki Tekirdağ'a açmak istiyoruz. Yani başka okullar da gelsin. Hatta o girişimcilik zirvesine de başka okullardan da davet ediyoruz. Projesi başka okullarda olan da vardı. Yani bizim okulumuzun öğrencisi değil ama başka bir okulun öğrencisiydi girişimcilik zirvesinde. Bizim öğrencilerimizle beraber sunumlarını beraber yaptılar. Yani beraber kaynaştılar. Ya buradaki her okulu mutlaka elini taşın altına koyması lazım. Herkes kendi değerini katarsa burada çok farklı şeyler olacağını aslında düşünüyorum. Aslında Engin Hocam işte hep söylediğimiz şeylerden bir tanesi eğitim kolektif bir iştir. Evet. Tekil yürütülebilecek bir iş değildir. Dolayısıyla eğitimi de eğitim sistemini de çoklu bakış açısıyla
paydaşlarla birlikte iyileştirmek kesinlikle gerekiyor. Yani ne sadece eğitimcileri iyileştirmek problemi çözüyor, sadece binaları, mekanları iyileştirmek evet sorunu çözüyor, ne sadece anne babaları, çocukları iyileştirmek. Bunların hepsini birden yapmak gerekiyor ve bu bakış açısında da sizde gördüğüm, bizim her hafta aşağı yukarı yayınlarda da söylediğimiz bir şey var. Biraz odak ihtiyacımız var. Yani evet, Türkiye'de eğitim sisteminin tüm paydaşlarının da odağında sorunlar. Yani okullar odaklanamıyorlar, eğitimciler çok dağılıyorlar. İşte az önce konuştuğumuz neyi yapacağız? Trend kavramlar evet haline dönüşüyor. O trend, bu trend, şu trend, hangisini yapalım haline dönüşüyor. Kesinlikle. Paralelinde bu okul yapılarını, binaları güncel anlamda çok ciddi olarak değiştiriyor, etkiliyor. Ve paralelinde karar vericilerin de güncel rüzgarlarla hareket ediyor olması aslında herhangi bir konuda uzmanlaşma, derinleşme, odak alma, sonuç alma. Kesinlikle. Yani bir şeyi uygulamak, sonuç almak ve bunu bir alan. Yani bu alanın içinde, bu disiplinin içerisinde ciddi bir şekilde veri toplayıp veriye bağlı olarak karar vermek zorundayız. Yani bütün bu süreçleri nasıl yaparız sorusunun cevabını aslında bence siz çok güzel verdiniz. Yapabileceklerimize odaklanalım. Evet. Bunları iyi yapmaya çalışalım ve çocukların asli değişmemiz gereken, geliştirmemiz gereken ne varsa bunun arkasında duralım diyorsunuz. Kesinlikle. Ki siz bunu kurucular olarak söylediğiniz için de tabii 4 tane kurucu öğretmenden söz ediyoruz. Değerli katılımcılar, yani çok kolay bir şey değil. 4 kurucu öğretmenin öncelikle Türkiye gibi bir ülkede birbirlerinin arasından nazar değmesi diyeyim ben, kurucu ortaklık ilişkisini yürütebilmeleri, tabii ki paralelinde bir taraftan da kendi okullarında öğretmen olarak da görev alıyor olmalarının yarattığı bir durum var. Yani artısı da var, eksisi de var bunun. Ama bu ekibi tebrik ediyorum ki bunu artıya dönüştürmüş durumdalar. Çorlu Ünlü Okulları gerçekten bizim için çok iyi bir örnek ve çok keyif aldığımız bir örnek. Bizim için bir aile gibi. Kardeş okulumuz, Yenilikçi Öğrenme Merkezi'nin çok önemli bir öğrenme yoldaşı, okullarımız kardeş. Bu noktada gelecek yıl anaokulu, ilkokulu, ortaokulu da ekleyerek bir kampüs haline gelecekler. Burada edindikleri deneyimin, ustalığın, yıllar içerisinde biriktirdikleri tecrübenin, ceplerinden dolup taşan tecrübesinin buradaki çekirdek kadroyla birlikte çok büyük, çok başarılı olacağına inanıyoruz Çorlu Ünlü Okulları'nın. Gerçekten çok inandığımız için buralarda birlikte olmaktan çok keyif alıyoruz. Özetle günün sonu itibariyle belki de Engin Hocam'la birlikte ona da soracağım şimdi bir mesaj vermek isterseniz ne olurdu diye. Ama benim özetle söylemek istediğim şey, çokça söylediğimiz müfredat değil ekosistem öğretiyor. Bütün okulların sahip olduğu aynı müfredatın dışında işte sonuçları farklılaştıran oradaki oluşturulan ekosistem. Normal koşullar altında bazen fiziksel olarak böyle bir okula baktığımız zaman kafamızda okul fikri oluşmuyor. Yani burası için uygun mu, yeterli mi sorusu geliyor. Fakat öylesine bir ekosistem yaratılıyor ki burada. Bir güven ekosistemi var. Karşılıklı etkileşim ekosistemi var. Tüm çalışanların, eğitimcilerin kurduğu ilişkiler, birbirleriyle kurdukları ilişkiler ve öğrencilerle kurdukları ilişkiler gibi açık ifadeler var. Bu arada çocuğun yararını düşünerek, öğrenenin yararını düşünerek okulda belli periyotlarla farklı uygulamalar, başta söylediği gibi demokratik tutum geliştirmek, öğrenci katılımıyla farklı uygulamalar yapmak, flip classroom'dan, ters yüz sınıflardan tutun da atölyelere kadar okulun her yerinde, damarında hissedilen bir ekosistem farklılığı olunca da bunun karşılığını ister istemez alıyorsunuz. Yeni gidecekleri büyük kampüste de bu ekosistemi başarılı bir şekilde taşırlarsa aynı başarıyı ve devamlılığı Türkiye'nin her yerini gösterecekler evet, diye düşünüyorum. Özetle müfredat değil ekosistem öğretir. Ekosistem oluşturmak için de çalışmaya devam ediyorlar. Biz de Türkiye'de hem kendi okulumuzda hem de başka okullarda ekosistem için çalışmaya devam ediyoruz. Bu işte seninki konumuzda zaten. Evet, tamam, öğrenme ekosistem oluşturmak bu yılki tamamen konumuz. Hocam izleyenlere, sonradan izleyecek olanlara nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Ya şimdi burada tam özel okulların kayıt zamanı. Ben tabii izin verirseniz özel okul özelinde konuşmak istiyorum. Yoksa hani özel okul, devlet okulu hepimiz bazı şeyleri yapmamız lazım. Şimdi bizim özel okullara çok büyük görevler düşüyor. Biz kendimizi kayıt sırasında çok iyi ifade etmemiz lazım. Biz yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermemeliyiz. Bu çok önemli bir şey. Veli inanın bunu takdir ediyor. Yapamayacağım. Yapacaklarım bunlar, bunlar, bunlar. Bu yaptıklarımı ben mesela biz bir yıl sonunda masa yatırıyoruz. Biz bu verdiğimiz sözlerin hangilerini yapmışız, hangilerini yapmamışız. Bu çok çok önemli. Onun dışında bir özel okul her şeyi yapmak zorunda değil.
Dolayısıyla siz Lilye şeffaf olduğunuz sürece bu sektöründe yara almayacağını, çünkü bu sektör önemli bir sektör. Biz bir dershanecilik sürecini yaşadık. Ve dershaneciliğin nereden nereye geldiğini çok çok iyi gördük. Ama özel okulun aynı süreci yaşaması Türkiye eğitimi açısından çok büyük bir kaos olur. Yani özel okullar olarak bize düşen görev, lütfen daha şeffaf, veliye daha samimi olun. Engin Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz de okul olarak Yeni Çevreme Merkezi'nde de aynı şeyi söylüyoruz. Okulda da aynı şeyi söylemeye devam ediyoruz. Bizim için de ilke yapabileceğimizi söyleriz, söylediklerimizi yaparız. Evet. Yani çok somut, atlayıp zıplamanın bir anlamı yok. Biz nitelikli hayatın kendi akışının içerisinde, kendi ritminin biraz daha ötesine gidebilecek yenilikçi fikirleri çocukların yararı için sürekli gelişim ilkesine bağlı olarak uygulamaya çalışan okullarla, şeffaf, aynen dediğiniz gibi beklentiyi doğru yöneten, neyi verdiğini neyi alacağını velilerin bildiği okullar halinde açık ve şeffaf beklentiler yönetirsek, özel okullar adına da sektörün daha güvenilir, daha deneyimli, sektörde özellikle insan kaynaklarının, özlük haklarının erişilebildiği, verilebildiği, herkesin hani, mutlu çocuk değil, mutlu okula odaklanmak lazım diyoruz biz de. Niye mutlu okula odaklanmak lazım? İşte mutlu çocuk bir fetiş aslında. Mutlu çocuk yetiştirmek isterken mutsuz öğretmenler, mutsuz anne babalar yetiştiriyorsak o ekosistemden zaten mutlu çocuk yetişmeyecektir. O nedenle hep beraber diyoruz ki Çorlu Yün Okulları'ndan Engin Hocam'la birlikte sevgiyle kalın. Bu videoyu daha sonrasında izleyecek olan, yayın sonrasında izleyecek olan tüm değerli izleyicilerin yorumlarınız için YÖM Okulları'na sor hashtag altında sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Okula iletişim formundan ulaştırabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Sevgi ve saygıyla kalınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.